Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Hazırız arkadaşlar. Basın toplantımıza hoş geldiniz. İlk olarak hocamızdan genel bir... Your comments and after questions and answers. Today is a bit disappointing. The appointment about the result, because we started the game perfectly, great attitude, great mentality, we were completely under control, scored very great goal, and the momentum was complete on our side, and after again, the discipline problem, last week red card, this week red card, we just kill ourselves, and this situation is unacceptable. Second half we tried to manage the game, we made it perfectly till the 81 minutes to stay compact, to force the opponent to play wide, to control the area, and at the end we finish ourselves again with an own goal and with a penalty. So otherwise, even with down to 10, the chances, big chances when Saiz saved on the line, but otherwise we were completely under control, and it's a typical game that you finish yourself today. Çok üzgünüz. Oyuna çok iyi başladık. Oyunu kontrol ettik. Mentalitemiz de iyiydi oyun boyunca. Güzel de goller attık. Momentum tamamen bizdeydi. Maçın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha sonrasında bir disiplin problemi yaşadık. Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlar oldu. Kendi kendimize ettik birazcık diyebilirim ben. İkinci yarıda 81. dakikaya kadar yine oyunu iyi tuttuğumuzu söyleyebilirim. Rakibi merkezden kenara doğru yönlendirdik. Merkezi savunmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. 10 kişiyken hatta yine Saiz'in çıkarttığı bir top var çizgiden. Biraz kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu bugün. In the first half we played really well. And in the second half there were substitutions, three subs in the half time. And Rashid, it was about injury I think. And the other ones were tactical or injury. And how good did they do what you wanted? Yes, in the second half it was about, because we saw that at the end of the first half Alanya tried to play through the middle to create some space wide. So they passed the ball in the middle. When we tried to stay compact, they played the ball wide and with the crosses, so it was very dangerous. So this is the reason we changed to first protect the center and to have the possibility to stop the crosses wide, and we put two runners on the eight position to make sure in the transition we have that run into the channel or the run with the ball into the channel, so some fresh leg and fresh defender. İlk yarının sonuna doğru rakip özellikle merkezden gelmeye çalıştığı zamanlarda biz merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirdik. Kenar ortalarıyla bu sefer bir şeyler yapmaya çalışacaktı tabii rakip. Önce merkezi kapatıp ortaları engelleme durumuna geçmemiz gerekiyordu o anda. İkinci yarıdaki değişikliklerde 8 numaraya koyduğumuz arkadaşlarımız daha koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmaya çalıştık. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık. It's been 2 weeks, but on and off the pitch, we show an example as a family. What would you like to say about Vegor's situation? He was in Istanbul, he came back. I would like to say like get well soon to him also. But we seem like family is always first. Family is always first, so we support all our players. If something is with your family, with your kids, you have to support. And as I said, always the family is always over everything for us. So, but both showed us great mentality to come back and to make sure we can help the team to win the game. So it's a compliment for him, for his attitude. And hopefully now his wife can wait for the baby. Aile her zaman önce gelir. Tüm oyuncularımızı bu konuda biz fazlasıyla destekliyoruz. Ailevi konular, özellikle çocuk konularında biz elimizden geldiği müddetçe futbolcularımızı destekleyeceğiz. Wood da bu anlamda çok düzgün bir mentalite gösterdi. Gitti, daha sonra geri geldi. Takıma yardım etme anlamında elinden geleni yaptı. Bu durum
bu davranış bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Umarım sonunda da doğum sağlıklı gerçekleşir ve çocuklarına da kavuşurlar. Last question. There are also transfer topics. In which positions you need transfer? What are our plans and also? And last season we couldn't get the best of Rashid and Salih, and this season they started well. Would you judge them by new transfers also? Yes, I think the first nominal. I don't want to comment any situation, but yes, sure, we are working behind the scene. We want to add some more quality and depth in our squad. I think that we can improve. The course from the team is good. We are satisfied. But we need more player if we need to manage the game, or if we need to protect, or if you have to compense a red card. İlk soruya çok fazla yorum yapamıyorum ama bu konu üzerinde çalışıyoruz. Perde arkasında çalışmalarımız var. Tabii ki takıma kalite katacak, kadromuza derinlik katacak futbolcuları araştırıyoruz. Yine rotasyonda kullanabileceğimiz, oyunu gerekli anlarda tutabileceğimiz, kırmızı kart olursa da o kırmızı kartı telafi edebileceğimiz mevkilere destek sağlamak istiyoruz. And Enkudu and Salih, we couldn't get the best of them from last season. Yes. And this season, can you judge them like a new transfer? We are very satisfied with the performance. They made a great pre-season. They were very hard. They came back really, really focused on the purpose. So we are satisfied with the improvement, with the development from the player. But now, as I said, it's focused on to the next game. It's very important for us. We were a bit disappointment tonight. We have to let our frustration on the pitch next Saturday or the next Sunday. Çok memnunuz. Çok iyi bir sezon başı çalışması geçirdiler bizimle beraber. Çok iyi çalışıyorlar ve hedefimize odaklanmış durumdalar. Gelişiyorlar. Onların haricinde tabii ki bir sonraki maçımıza odaklanıyoruz. Biz de bir sonraki maçımızı hedefliyoruz. Bu akşam buradan çok üzgün ayrılıyoruz. Haftayı evimizde galibiyetle bu üzüntüyü de unutmayı hedefliyoruz.